Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu tülbentin kenarına bir örnek başlamak istiyorum. Önce tülbentimi göstereyim. Çok güzel bir tülbent. Hemen kenarın oyasına birlikte başlamak istiyorum ben. Ben yazmamın kenarına ikişer zincir çekerek tığ battı yaptım. Markayı da göstermek istiyorum. İnternetten sipariş ettiğim gruptan bir marka. Altın El Gold markaydı. Bu Altın El markasının polyester olan ürünleri de var. Alırken dikkat edin gold olmasına. Gold olanlar ipek türünde ve kullanımı çok rahat oluyor. Hemen iplerimi de göstererek devam etmek istiyorum. Yeşil olan ipimin markası Oyalı. Şöyle çıkaralım içinden. sekiz numara. Oyalı, yeşil. Mavi ipim 21 numara altın başak. Şu gül rengine uygun kullanmak için ben bunu seçtim. Bu da gene oyalı 228 numaralı ip. Bordo için bu bordoyu seçtim. Onu da göstereyim. Bu da oyalının ipi. Bu da 814 numara arkadaşlar. Bunun da markası oyalı. Hemen kenarın oyasına başlamak istiyorum. Çok farklı bir oya başlayacağım bu sefer. Hemen başlayalım. Tığımı da göstermek istiyorum başlamadan önce. 22 numara bir tığ kullanacağım arkadaşlar. Hemen ilmeğimi oluşturup şöyle başlamak istiyorum. Yazmanın köşesinden başlamıyorum her zaman söylediğim gibi. Birazcık içeriden başlıyorum. Böylece tutturmak daha kolay oluyor oyayı kapatırken, bitirirken. Hemen zincir oyası bu örnek. Tamamen zincir çekerek yapılıyor. Çok fazla teknik bilmeye gerek yok demeyeceğim. Hiçbir şey bilmeye gerek yok. Zincir çekmeyi bilmeniz yeterli. İpimi tutturdum böyle. Tığ battıma. Biraz şöyle yaklaştıralım. Zor değil ama çok güzel bir oya olacak bittiği zaman. Burada 13 tane zincir çekerek başlıyorum arkadaşlar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 zincirimi çektim. Bir tane tığ battı atlatıyorum. Diğerine tutturuyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tekrar bir tane tığ battı atlatıyorum. Diğerine tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Zincir oyaları arkadaşlar bittiğinde hiçbir şeye benzemiyor gibi görünür. Kırışık durur, biçimsiz, düzensiz durur. Ama siz benim verdiğim sayılara uyarsanız hiçbir bittiği zaman, ütülendiği zaman bir sorun yaşamayacaksınızdır. 11, 12, 13. Daha önceden bir oyanın bir kısmında bile zincir olduğu zaman düzeltilmeden pek bir işe yaramıyor. Ben hemen arkadaşlar alt kısmı anlaşıldı diye düşünüyorum. 13 tane zincir çekiyorum. Ve bir tane tığ battı atlatıp tutturuyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra üst kısmına geçeceğiz. Ama ben alt kısmı biraz arttırmak istiyorum. Çünkü üst kısmın gösterilişi için alt kısmı biraz çoğaltmak lazım. Bu da çok sıkıcı olacak videoda. Hemen biraz hızlı bir şekilde yapıp göstermek istiyorum size. Ben birazcık yaptım arkadaşlar gösterecek kadar. Şimdi bu kısmını yaptıktan sonra hemen iç kısmında kullanacağım renkli bölümleri yapmak istiyorum. Renkli kısımlar da gene sadece zincirle yapılacak. Gene yapılışı çok kolay. Şu maviden devam etmek istiyorum. 21 numara altın başak bir maviydi bu. Gene ilmeğimi oluşturuyorum. Size biraz yaptığım kısmı ütüleyerek göstereceğim. Ütülendiği zaman kendini fark ettiren güzel bir örnek olacak. İlmeğimi oluşturdum. Geliyorum. 13 tane zincir çekmiştim. Altından giriyorum. Sık iğnemi yaptım. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya geldim. Burada minik bir parça oluştu. Şöyle tomurcuk gibi. Sonra tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekip diğer tepeye geçiyorum. Gene zincirin altından. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Geri dönüyorum.
şekilde. İkinciyi de yaptım. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Diğer tepeye geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tomurcuğumu kapattım. Üzerine yine 3 tane zincir çektim. Diğer tepeye geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tomurcuğumu yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Diğer tepeye geçiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde 10 tane yapınca diğer renge geçiyorum ben. Burada hemen bir iki tane daha yapıp diğer renge de geçmek istiyorum. Nasıl geçildiği görülsün diye. 3 tane zincirle yan tarafa geçtim. 5 zincir çekiyorum. Tomurcuğu kapatıyorum bu şekilde. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Diğer tepeye geliyorum. 3 zincir. Bunu da yapalım. Sonra diğer renge geçmek istiyorum. Ben yapılışı çok kolay ve güzel oluyor. Bunu yaptıktan sonra burada ipimi kesmem gerekiyor. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Hemen makasımı alayım. Zincirimi çektikten sonra ipimi burada kesiyorum. Şurayı iyice sıkıştırıyorum ben. Mavi olan kısım zincirle birlikte böyle. Boya bitip de ütülenene kadar bu neden boya neden böyle oluyor diye düşünebilirsiniz. Boya bittikten sonra, ütülendikten sonra çok güzel olacak. Garanti veriyorum size, öyle söyleyeyim. Tekrar ilmeğimi oluşturdum. Burada mavi ipimi bıraktığım halkaya bu bordo ipimle devam ediyorum. 3 tane zincirimi çektim. Diğer tepeye geliyorum burada. 1, 2, 3 tane zincirimi çek. Beş tane zincirimi çekip tomurcuğumu yapıyorum. 3 tane zincirimi çekip diğer tepeye geldim. Bu şekilde 5 tane zincirle tekrar tomurcuğumu yaptım. Üstüne 3 tane zincirimi çekiyorum. Diğer tarafa geldim. Bunu bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar, yazmanın kenarını. Yazmanın içinde kaç renk varsa o şekilde yapılabilir ya da tek renk de yapabilirsiniz iç kısmını. Şöyle göstereyim. Alt kısımda bir renk kullanırsınız. Yeşil yaptığım yerde. Üstünü tek sıra gidersiniz tek renkle. Sonra diğer üstünü kapatacağımız renkle de kapatıp devam edebilirsiniz. Sıralı bir öğe gibi de yapabilirsiniz. Hemen ben şu kalan kısmı tamamlayıp en üstüne geçmek istiyorum. Bu kısmını da tamamladık. Şimdi hemen üst kısmının zincirini çekeceğiz. O videoyu bu şekilde bitirmeyeceğim. Ütüleyip size göstereceğim. Üst kısmını da yapalım arkadaşlar. Ben artık alt kısmında kullandığım yeşille üste devam ediyorum. Böylece ortadaki renkler daha güzel vurgulanmış oluyor. Benim kendi düşüncem, istediğiniz farklı renkle de yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Hemen ilmeğimi oluşturdum. Geliyorum oyamın en başına. Mavi ipimi tutturduğum zincirimi şuradan en başta buradan giriyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hatta en başta 6 tane çekelim çünkü yetişmeyecek gibi. Diğerlerinde 5 tane yeterli geliyor. Bunu çektikten sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şu arada çektiğim 3 zincire tomurcuğu atlatarak arada çektiğim 3 zincire gelip tutturuyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Geliyorum. Diğer tarafa. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Geliyorum. Tomurcuğumu atlatıyorum. Diğer tarafa tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tomurcuğumu atlatıyorum. Bu şekilde yazmanın kenarını yapıyorum arkadaşlar. Şu ipi kavuşturduğumuz yer buradaydı.
Bunu da aynı şekilde geçiyorum. Geçtikten sonra şu arkadaki ipleri yakabiliriz. Şimdi ben bunu bir ütüleyip göstermek istiyorum arkadaşlar. Size şu üst kısmını hemen tamamlayacağım. Ütüleyip getiriyorum. Oyamız ütülendikten sonra bu şekilde görünüyor. İstediğiniz renklerle yapabileceğiniz gibi dediğim gibi tek bir renkle başlayıp bu şekilde de devam edebilirsiniz. Sadece zincir çekmeyi bilebilseniz bu oyayı yapabilirsiniz. Şimdiden yapacak, deneyecek olan tüm arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Yapılışı çok kolay ve keyifli. Herkese tavsiye ediyorum.